Evet, herkese yeniden merhabalar. Bugün trade konusuyla tekrar karşınızdayız. Trace dediğimiz şey interface dediğimiz bir yapı. Java'da ilk olarak kullanılan Java ya da C++. C++'dan emin değilim ama Java'da ben bildiğim ilk olarak kullanılan bir yapı. Bunun sebebi de OOP dillerde, yani nesne yönelimli dillerde klasların inheritance dediğimiz bir yapısı var. Yani diyelim ki sizin bir araba diye nesneniz var. Onun altında işte nedir mesela? Mercedes. Mercedes de bir arabadır. Mercedes diye bir nesne oluşturduğunuz zaman, bir marka oluşturduğunuz zaman bu marka arabanın bütün özelliklerini alan bir nesne oluyor. Mesela burada bir kalıtım kullanılıyor. Üst nesneden alt nesneye bütün metotlar falan uyarlanıyor bir nevi. Ancak bu şimdi anlatması uzun sürse de şöyle bir sorun ortaya çıkarıyor. Diyelim ki sizin kullandığınız kütüphaneler hepsi belli bir nesneyi kullanıyor. Siz de bir başkasının yazdığı bir nesneyi kullanırken kendi oluşturduğunuz nesneyi ona implement ettiğinizde nesnelerin metotları birbirleriyle çakışabiliyor. Yani hangi metot çalışacak tam olarak kestirilemiyor. Mesela Java bunun önüne geçmek için diyor ki bir metot bir nesneye sadece bir defa uyarlanabilir. Dolayısıyla diyelim ki siz bir nesne oluşturdunuz. Nedir? İşte C nesnesi oluşturdunuz. Bu C nesnesi A nesnesine ve B nesnesine implement edilmiş. İlk etapta mesela hiçbir problem yok ama daha sonra B nesnesi ile A nesnesinin bazı metotları birbirine çakışmaya başladı. Diyelim ki B nesnesini yazan developer yeni bir metot yazdı. O metodun aynısı A nesnesinde de mevcut. Siz mesela işte daha önce yazdığınız kodda C metodu, C nesnesi diyelim ki B nesnesine ve A nesnesine implement edilmişse orada bir miktar ortalık karışıyor. Çünkü sizin programınız artık çalışmayacak. Neden? Çünkü sizin nesneniz hem A'daki hem de B'deki metoda implement edilmiş olacak haliyle Java'da mesela compile edilmiyor, yani derlenmiyor sizin programınız. Ama mesela derlenen Python gibi dillerde de bu defa çalışırken çalışma anında hata verme ihtimali var. Çünkü C nesnesindeki aynı metodu çalıştırdığınız zaman C nesnesi üzerinde hangi metodu çalıştıracak? A'daki metodu mu çalıştıracak? B'deki metodumu çalıştıracak. Bu aslında çok basit bir örnek. Yani çok da nasıl desem müthiş bir örnek değil ama sadece başlangıç açısından böyle düşündüğünüz zaman büyük bir projede muazzam bir güncelleme yaptığınızı farz edin. İşte sizin kullandığınız kütüphaneler güncellenmiş. Siz de yeni kütüphanelere güncelleme yapacaksınız. Bir anda ortalık toz duman olabilir. Bunun için mesela Java geliştiricileri bunun önüne geçmek için interface denilen bir yapıyı çıkarmışlar. Tabi interface'in Rust programlama dilindeki karşılığı trait. Ki zaten Rust programlama dilinde nesne yönelimli bir programlama dili olmadığından işte kalıtım falan yok. Haliyle işte o nesne yönelimli programlama dilinin avantajlarından gelen işte belli başlı metotlar olduğu gibi bir yerden bir yere aktarılabilsin diye bir yöntem kullanmak için interface yani trace kullanılıyor. Aslında biz traceleri Rust programlama dilinde çok sık kullanıyorduk. Ekrana yazdırma işinde bile aslında biz traceleri kullanıyoruz. Her ne kadar JavaScript ya da efendim söyleyeyim Python gibi dillerde yazdırma işi çok basit olsa da arka planda müthiş bir teknoloji kullanıyor. O yüzden mesela Hello World programı yazdırılıyor ya, aslında o büyük bir olaydır. Çünkü input ve output çalıştırılmış durumdadır artık. Burada da yine aynı şey söz konusu. Fakat mesela biz diyelim ki ekrana bir şey yazdıralım. Ne yazdıralım? Mesela print lene şöyle bir şey yazdırmak istediğiniz zaman mesela 5 yazdırın. Şurayı şimdilik es geçelim. Burada mesela 5 bir integer. Integer'lar standart kütüphanede hepsi bu primitive types'lar. Mesela işte SRC'ler, efendime söyleyeyim integer'lar, float'lar, bool değişken türleri. Bunların tamamı
Debug'a implement edilmiş değişken türleridir. Yani trait'e implement edilmişler. Debug trait'ine implement edilmişler. Haliyle print içerisinde mesela siz bunu kullandığınız zaman debug çalıştırılıyor. Debug metodu, debug trait'i çalıştırılıyor. Buradan gelen veri ekrana yazdırılıyor aslında. Tabii işin içine struct'lar girdiği zaman biraz daha değişik oluyor. Çünkü mesela bu struct yeni bir veri yapısı, yani integer değil. Her ne kadar buradakiler integer olsa bile point dediğimiz bu struct mesela integer değil. Kendisi apayrı bir veri türü aslında. Integer'lardan oluşmuş olsa bile. Mesela gelelim bunu yazdıralım. Ne yapalım? Şöyle let p diyelim. Point. Burada point bir tuple struct olduğu için direkt normal parantezin içine 0,0 yazdığımız zaman yeni bir point oluşturmuş oluyoruz. Bunu ekrana yazdırmak isteyelim mesela. Bakalım burada ne diyecek? Bakın burada bir hata veriyor. Diyor ki point doesn't implement std fmt display. Yani diyor ki sen p'yi ekrana yazdırabilmek için senin bir tane formatıra point'i implement etmiş olman lazım. Yani bir tane trait'i kullanman lazım. Bunlardan bir tanesi debug, bir tanesi de display. O yüzden biz bakalım çalışacak mı? Mesela burada demiş ki şu trait'i kullanacaksın. STD FMT display. Her ne kadar burada debug çalışsa da biz mesela bir deneyelim bakalım ne oluyor? 100 STD FMT formattır display. Tamam, bunu escope'a aldık ama mesela bir de implement etmemiz lazım. Mesela bunun gibi standart trait'leri implement etmek için şu yöntemi kullanıyoruz. Deriv makroları yapılmış. Tabii kendi makronuzu da yapabilirsiniz, kendi trait'inizi yapabilirsiniz ama bunun için makroları öğrenmek gerekiyor. Şimdilik biz sadece default trait'leri kullanıyoruz. Display, bakalım burada ne diyecek? Yalnız display kullanacağımız zaman bir miktar dırdır etme ihtimali var. Hata da verecek burada yine. Inner attribute is not permitted in this context. Unused. Şunu kaldıralım. Ondan sonra deneyelim. Ne diyor? Display imported here but it's only a trait without a deriv macro. Deriv makro olmadan sen bunu implement ettin diyor. O yüzden olmaz. Deriv makro biz burada kullandık. Deriv makro ile implement etmek ne ya burada? Gerçi ben bunu kullanmıyorum dediğim gibi ama. Cannot find deriv makro. Bir deneyelim bakalım, arayalım. Buradan bunu anlamaya çalışalım. Makro 100. Bayağı işler orada biraz fazla işlem istiyor. Biz o yüzden display'i kullanmayalım. Debug kullanalım aslında. Debug display'e implement edilmiş başka bir trait. Yani trait'e implement edilmiş halde. Biz debug kullanarak da bunu çözebiliriz aslında. Fakat debug mesela bir point ya da bir struct üzerine implement edildiği zaman bu şekilde bir primitive types'ı ekrana yazdırır gibi ekrana yazdıramıyoruz. Şu şekilde bir yapı kullanıyoruz. Bunu kullandığımız zaman debug bu defa p'yi ekrana yazdırabiliyor. Aslında burada bizi yönlendirdiği display ortalığı karıştıran bir şey. Çok da gerekli değildi. Debug'ı kullanarak da biz display'i aslında implement etmiş oluyoruz. Haliyle keşke orada compiler bize debug'tan bahsetse. Neyse. Sonuçta gördüğünüz gibi debug denilen trait'i implement ettikten sonra bir struct'ı ekrana yazdırabiliyoruz. Bu mesela trait'lere gayet basit bir örnek. Yine mesela diğer bir örnek düşünün. Let p2 diyelim. Point.
Point'in mesela default değerlerini oluşturmak istesek. Mesela şöyle düşünün. Sizin bir nesneniz var. Java'da ya da Python'da ya da JavaScript'te. Sizin aslında orada kullandığınız nesne default ayarları var onun zaten. Yani o daha önce tanımlanmış. Mesela nedir? Ad, soyad diyelim ki field'ları var. Bunların mesela ilk değeri nedir siz çağırdığınız zaman eğer kendiniz elle girmemişseniz bu bilgileri ad bilgisini soyad bilgisini girmemişseniz bile siz nesneyi çağırdığınız anda aslında size bir tane default çağırıyor. Yani ad kısmı boş, soyad kısmı boş. Mesela biz burada default implement etmediğimiz halde default'u çağırdığımız zaman point mesela dırdır eder. Çağıralım mesela. Bakın burada mesela ne diyor? Default function our ascii item not point for point. Yani diyor ki point denilen bu yapıya default denilen bir metot implement edilmemiş. Burada da bize demiş ki senin kullandığın şeylere göre muhtemelen sen şu trait'i implement etmen gerekir. Mesela implement ederim bunu da. Default implement ettik. Bu defa mesela çağırıyor. Neyi çağırdı? İşte default trait'ini çağırdı. Peki default trait'i mesela bazı yerlerde sorun çıkarabiliyor. Default trait'i bazı primitive types'lara ya da string'lere ya da str'lere ya da vektörlere zaten implement edilmiş daha önce. Mesela sallıyorum. Sizin bir tane i32 değeriniz varsa bunun default değerini bu default trait'i 0 olarak giriyor. Bunu da mesela 0 olarak giriyor. Farz edelim ki işte bir tane string'iniz var. Onu da mesela boş olarak kabul ediyor. Şöyle yani. Şöyle. Bu da mesela default string'tir. Ya da bir tane vektöre bir şey yaptığınız zaman, implement ettiğiniz zaman bu mesela vektör için default bir değerdir. Bunların tamamını aslında default trait'i implement edilmiş halde. Dolayısıyla siz bunu nesnenizin üstüne kullandığınız zaman herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Ama mesela nerede sıkıntı çıkar? Implement edilmemiş bir değer kullandığınız zaman default sıkıntı çıkarır. Sallıyorum mesela enum A. Buraya da B, C yazalım. Bu mesela gayet normal bir inan. Ama gelip mesela ben buna point'e bir de A diye bir veri girdiğim zaman mesela burada default sıkıntı çıkaracak. Neden sıkıntı çıkaracak? Çünkü default trait'i enumlara implement edilmiş değil. Çünkü enumlar aslında sizin kullandığınız bir yapı. Ha mesela bizim çok sık kullandığımız options var ya. Options A, T diye bir tane enumumuz var. Sürekli kullandığımız ya da result dediğimiz bir tane standart kütüphanede kullandığımız enumumuz var. Bunlara mesela default implement edilmiş. Biz onları kullanmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Gerçi result'a implement edilmemiş ama options'a implement edilmiş. Options'ta mesela nedir? Şöyle bir yapımız var options'ta. İşte sum t ya da none değeri türetir enum'da. Dolayısıyla burada options'a implement edilmiş ve none değerini default olarak türetiyor. Mesela default trait'i. Ama bizim elle girdiğimiz bir enumda mesela normal şartlarda bir enum ne olur? Diyelim ki A enumu kullandınız. Bunun değeri ya B'dir ya C'dir mesela. Ama default trait'i bunu nereden bilsin? Senin default olarak hangisini istediğini nereden bilsin? Mesela bir integer için default gayet basittir. Sıfır. Gayet standart yani. Ya da bir string için boş bir string default'tur. Ya da bir vektör için boş küme bir default'tur. Ama enum için bunu yapamıyor. Biz mesela geliyoruz. Bu defa ne yapıyoruz? Bunu implement edebiliyoruz kendimiz elle. Geliyorum. Mesela imp ile ney? Default for a. Tabi bunların bazı metotları zorunlu olarak eğer siz elle implement ediyorsanız zorunlu olarak kullanmanız gerekiyor. Ben de geliyorum buna diyorum ki fn default ne olsun? Neyi implement edecek? Kendisini mi implement edecek? Default neyi döndürecek? Evet. Sum
selfie döndürecek. Geliyorum buraya. Ne yapıyorum? A, B. Yani eğer ben A inamının default değerini kullanacaksam bana B'yi türetecek. Ama tabi burada yine bir hata daha çıkacak. Bu defa debug dırdır edecek. Debug da diyecek ki kardeşim ben ekrana inamı yazdıramıyorum. Çünkü inam A'ya ben implement edilmiş değilim. Dolayısıyla ben burada point'i ekrana yazdırmak istediğim zaman A'yı nasıl ekrana yazdıracağım bilmiyorum diyor. Yine çalıştıralım. Bakalım ne diyor? Subreddit burada tabii bu defa A default diyorum mesela. Default olarak çağırabiliyorum mesela burada A'yı. A inamını çağırdık. Şimdi debug dırdır etmeye başladı. Neden? Çünkü dedi ki sen burada point'te A diye bir inam var ama ben A'nın nasıl ekrana yazdırılacağını bilmiyorum kardeşim. Dolayısıyla ben geldim buraya debug'ı da implement ettim ama default'u siliyorum. Neden default'u siliyorum? Çünkü default'u ben elle implement ettim. Default dediğimiz trait'in de default denilen bir metodu var. Ve selfie yani artık hangi nesneyi implement etmişseniz onu return eder. Ben de ona dedim ki default'a sen A'yı çağırdığın zaman A'yı B olarak yani inamın B değerini bana vereceksin. Geldim buraya da debug'ı implement ettim A inamına. Şimdi mesela buradaki bütün değerler debug tarafından implement edilmiş oldu. Ne oldu mesela? E32 debug'a implement edilmiş zaten standart kütüphanede. A edilmemişti. Ben A'yı da implement ettim. Aynı şey default için de geçerli. Default mesela integer'a implement edilmiş. Fakat A'ya implement edilmemişti. Çünkü A'yı ben oluşturmuştum. Ama geldim burada elle default'u bir inama implement etmiş oldum. Bakalım bu defa ne yapacak. Dırdır etme ihtimali var ama nerede dırdır edecek? Gözümden kaçan bir nokta var mı diye bakıyorum. Yok gibi görünüyor. Aa, uzun sürüyor ya. İnternet üzerinden çalışınca bir miktar uzun sürüyor. Bakın bu defa gayet güzel çalıştı. Ne oldu? Bu defa A inamı bana kimi üretti? B field'ını üretti. Dolayısıyla default çalışmış oldu. Her ikisinde de mesela ben burada P2'ye hiç 0,0 değerlerini vermedim. Direkt point için default'u çağırabildim. Nasıl çağırabildim? Çünkü ben burada point'i kime implement etmişim? Default'a. Default burada mesela integer için 0'ı, bunun için 0'ı, A için kimi üreteceğini bilmiyordu hangi değeri üreteceğini. Ben onu da burada default trait'ini A nesnesine inamına implement ettim ve ona dedim ki default metodunda sen A'nın B değerini türeteceksin. Türetmiş olduğu ekrana da B yazdı. Bakın burada ben direkt mesela A'yı default olarak da çağırabilirim. Çünkü A inamı burada default'u çağırdı. Öte yandan mesela burada ise point'i çağırdım. Mesela burada point default'a implement edildiği için point'i de çağırabildim yani. Ama nedir? Tabii point'i implement etmeme gerek yok. Mesela bunun gibi. Sadece buraya direkt yazsam çözebiliyor. Neden? Çünkü bu standart kütüphanede yapılmış. Bu da standart. A kısmı inamı nerede yapılmış? O da burada. Dolayısıyla ben point için tekrar aynı bunun gibi bir şey yazmama gerek yok. Ama isteseydim elle yazabilirdim. Mesela gelelim buraya. Aynısını alalım. Point için yapalım mesela. Point için yaptığım zaman bunu bir nevi override etmiş olurum. Yani default rate'ine ait olan default metodunun üzerine yazmış olurum. Geliyorum buraya bir point oluşturuyorum. Bana default metodunu çağırdığım zaman bana neyi versin? 1, 1 ve A C'yi versin mesela bu defa. Bu defa ekrana mesela ben eğer point'in default'unu çağırırsam 1 1 1 AC yazacak. Ama mesela A'nın default'unu çağırırsam A'yı B yapacak sadece. Sallıyorum mesela P ekrana 0 0
B yazacak. Ama P2 mesela, P2'yi de yazdıralım. P2 yazdıralım buraya. P2 ise 1 1 C yazacak diyorum ama ha, bunu buradan kaldırmam lazım. Neden? Çünkü ben point'i elle implement ettim default'a. Dolayısıyla biraz dırdır etti. Bakın burada conflict diyor, çakışma gerçekleşiyor diyor. Dolayısıyla ben bunu sildim buradan. Çünkü kendim elle point while parsing struct niye bu defa dırdır ediyor? Point. Nerede point? Ha, doğru ya. Bu şöyle çağrılacak. 1, 1, A, C. Bunları silelim. Alışmışım struct'larda pek tuple kullanmadığım için hep köşeli süslü parantez kullanıyorum. Şu şekilde olması lazım. Bakın mesela burada biz mesela point oluşturmuşuz. İlk iki değerini mesela bunun sıfır oluşturmuşum, bunun sıfır oluşturmuşum. Bu nedir mesela? Integer'ı sıfır, şu sıfır, şu sıfır. Ama üçüncüsünde A'nın default değerini çağırmışım. Yani burada çalışacak olan A default şurasıdır. Çünkü A inamı üzerinde default'u çağırıyor. Ama ikinci P2'de ise ben point'in default'unu çağırıyorum. Point'in default'unda ne var? Point'in işte 1, 1, AC değeri var. Dolayısıyla 1, 1, C yazıyor ekrana. Override yaptık. Yani bir nevi. Kısaca aslında default trait'lerin standart trait kütüphanelerine giriş aslında bu şekilde diyebiliriz. Tabii kendimiz de elle trait yazabiliriz ki burada aslında bir nevi var olan bir tane trait'i kendimiz elle yazdık. Implement ettik daha doğrusu elle. Başka mesela şunun da trait'ini çağırabiliriz. Burada başka bir gözümden kaçan ele almadığım bir konu var mı? Yok gibi görünüyor. Tamam. Burada sıkıntı yok. Şimdi gelelim kendi implementasyonumuzu, trait'imizi nasıl yazarız? Biraz ona bakalım. Bunların hepsini silelim. Bunları da silelim. Şimdi. Bir tane trait oluşturalım. Trait ne olsun? Draw olsun. Draw'ın hangi metotları olsun? New. New metodu neyi oluştursun? Mesela self'i oluştursun. Ondan sonra fn draw olsun. Bu da mesela neyi oluştursun yine? Self oluştursun bu da. Sıkıntı yok. Burada tabii gerçek bir draw falan filan yapmayacağız. Sadece simüle ediyoruz aslında. Şimdi mesela gelelim buraya. Bir tane struct yapalım. Line diye bir struct'ımız olsun. Line'ın işte start point'i point bir de end point'i o da bir point. Yani bir çizginin başlangıç noktası ve bitiş noktası. Bu da nedir? X ve Y düşünün. Burası X, burası Y. Bu başlangıç noktası, bir de bitiş noktası var. Yine X ve Y'den oluşuyor. Mesela gelelim line'ı draw metoduna implement edelim. Ne yazalım? İşte impl implement kimi draw'ı kime for line. For line için implement edeceğiz. Peki hangi metotları implement edeceğiz? Buradaki her iki metodu implement etmek zorundayız. Geliyorum buraya fn new diyorum. Fn new'de self'i. Burada self kimi ifade edecek? Line'ı ifade edecek. Dolayısıyla ben geliyorum buraya yine self diyorum. Tabi draw'da self kullanalım. Bu da mesela self'i ifade ediyor ama burası mesela şunu ifade ediyor. Şuna atıfta bulunuyor aslında. Ama mesela diyelim ki bir tane line oluşturacağınız zaman bu line'ın üzerinde diyelim ki bu metotları kullandığınız zaman bu line küçük harflerden yola çıkarak da şunun tarafından aslında bir nevi işaret ediliyor. Her neyse geldik buraya. Self ne yapıyoruz? Self start point
Ne olsun? Default. Buna default'u implement etmedik. Default'u implement edelim. Geliyorum buraya. Start point'i default olsun. Point default. End point'in olsun. Mesela 1 olsun. İşte 0'dan 1'e kadar. 0,0 noktasından 1,1 noktasına kadar gitsin. Mesela. Ne yapıyorum? End point'i ne yapıyorum? İşte point 1,1 olsun. Bu mesela need. Bir de draw metodu var. pndraw metodunu çağıralım. Bu defa self var işin içinde. Self'i tanımladık. Ne yapsın? Şimdilik hiçbir şey yapmasın. Yine self'i çağırsın. Ama mesela biz burada ne yapalım? Ne yapalım? Direkt şöyle bir şey çağıramaz mıyız? Yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Self new. Self new. Self değil de self new. Bakalım olacak mı? Hata verecek tabii. Bayağı bir hata verecek. İlk etapta. Bunun tabii hata verdiği nokta burası. Burası bizim işimiz yok şimdilik. Ne diyor? Expected types nerede? 14. satırda. Expected types. Burada aslında bir types göndermek zorunda değildik. Ha, gönderelim ya. Self gönderelim. Burada da yine self yazmışız. Tamam. Return edeceği şeyi belirtmemiştim. Bir şey return edecekmiş gibi işaret ettim. Ama yazmadım. Evet. Şimdi. Diğer sefer de bu çok dırdır etmişti. Ama niye dırdır etmişti? Buradaki noktalı virgülden dolayı dırdır etmişti. Doesn't have have a size known at compile time. Self'i sized etmek lazım diyor. Da demesine de biz burada line'ı zaten belirtmiştik. For always doesn't know have a sizing at self mi istiyor acaba? Not found in self. Doğru. Olmaması lazım. Yine dırdır arkadaş. Sabah yaptığımda self doesn't have a size known at compile time. Çalışma zamanında boyutu bilinmiyor. Yani buraya şunu yazmak lazım da niye yazıyorum onu çözemiyorum. Yani daha önce ben bunu yazdığım zaman pek de gerekli görünmüyordu ama burada niye ise gerekli gördüm. Tabi burada söylemek istediği şey şu. Ben burada self diye bir şey oluşturuyorum ama hani trait aslında tam olarak self'in ne olduğunu burada bilmiyor. Haliyle diyor ki ben derleme aşamasında bunun ne olduğunu bilmiyorum. Boyutunu bilmiyorum. Bellekte nasıl allocate edeceğimi bilmiyorum. Dolayısıyla bana bir şey söylemen lazım. Ben de ona diyorum ki bu self öyle bir self'tir ki sized trait'ine implement edilmiş bir türdür. Dolayısıyla mesela struct'lar
Size'ı da hemen hemen bütün hepsi Size'ı da implement edilmiş veri türleridir aslında. Çok az ileri düzey birkaç tane var. Mesela Size'ı olmayan şöyle geçen bir şey var. Size'ı olabilir de olmayabilir de gibisinden. Ama biz diyoruz ki hayır, bizim kullandığımız cell size'dır. Dolayısıyla sen bunu ancak işte size trait'ine implement edilmiş şeyler için kullanabilirsin. Biz kimi implement ettik? Line'ı. Line bir size veri türüdür. Yani boyutu bilinen bir veri türüdür dedik. Haliyle herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Bir de şunu silelim bakalım çalışacak mı? Sanırım sorun bundan kaynaklandı. Evet, çalıştı. Dikkat ederseniz mesela biz burada new metodunu implement etmezsek, yani burada new var ya, burada da new var. Bunu implement etmezsem line'a, ben line üzerinde new metodunu çağıramam. Yani drop trait'ine ait olan new metodunu çağıramam. Ama öte yandan drop metodunu çağırabilirim. Neden çağırabilirim? Çünkü drop metodu kendisi zaten bütün implementasyonlar için tek bir şeyi çağıracak. Kimi çağıracak? Self new. Self new nerede? Burada. Dolayısıyla bunu implement ettiğim zaman herhangi bir şey yazmasam bile drop metodu çalışacak ve çalışırken de herhangi bir problem çıkarmayacak. O yüzden bütün drop implementasyonlarında drop metodunu yazmadan sadece new metodunu yazarak implementasyon yapabiliyorum. Ki aynısı mesela iterator denilen bir trait'te de var. Az önce kullandığımız default'ta da var. Mesela default metodunun aslında birçok metodu var. Fakat biz sadece default metodunu implement ettik. Neden? Çünkü o default metodundan türetilen bütün değerleri diğer metotlar kullanıyor. Mesela ben burada draw kimi çağırdı? Draw new'i çağırdı. Sadece new metodunu çağırdı. Dolayısıyla mesela ben diyelim ki bir şey implement etmişsem, line'ı implement etmişsem ve line üzerinde draw metodunu çağırırsam draw metodu new metodunu çağıracak. Dolayısıyla buraya draw'ı implement etmeme gerek kalmıyor. Ha, ama mesela sadece self yazsaydım, ki aslında sebep de oradan kaynaklıydı. Ben burada self new metodunu çağırdığım için, yani draw metodunu direkt burada tanımladığım için trait üzerinde direkt fonksiyonunu trait üzerinde yazdığım için aslında mesela bakın burada fonksiyon tanımlamamışım. Herhangi bir değer çağırmamışım. Sadece tanımlama yapmışım. Ama ben burada tanımlama yapmamışım. Ayrıca çalıştırmışım. Fonksiyon tanımlamışım. Dolayısıyla ne yapacağını draw metodu sadece buradaki fonksiyondan anlayabiliyor. O yüzden tanımlamama gerek kalmıyor burada. Fakat new metodu sadece demişim ki sen self türeteceksin. Ama self'i nasıl türeteceğini bilmiyor. Dolayısıyla ben burada bir implementasyon yapınca self'in nasıl türetileceğini burada belirtiyorum mesela. Haliyle draw metodunu implement etmemize gerek kalmıyor ama new metodunu implement etmemize gerek kalıyor. Burada size'ı yazmamızın zorunlu olmasının sebebi de buydu. Neden buydu? Çünkü mesela line metodunu biz implement etmedik ya. Kimin mesela burada draw trait'ine implement edileceği belli değildi. Ama buna rağmen mesela draw metodu neyi çağırdı? Buradan direkt fn new'i çağırdı. Ve bize de şunu söyledi. Ben dedi daha trait'in başında bir tane değer türetiyorum. Trait fonksiyon çalıştırıyor. Ama ya o fonksiyon bellekte ne kadar saklanacak bilmiyorsam ben ne yapacağım? Bana bellekte ne kadar saklanacağını bileceğin bir değer söyle. Biz de ona dedik ki öyle bir self türeteceksin ki bu self size'ı da, yani kapasitesinin belli olduğu bir veri yapısına implement edilmiş olması lazım. Ki dediğim gibi de line dediğimiz bu struct boyutu bilinen bir veri yapısına ait. Dolayısıyla burada self sized çalışırken bizim trait'imizde herhangi bir problem çıkarmadan çalıştı. Açıkçası çok fazla kafaları karıştırmak istemiyorum şimdilik ama yine de bir iki noktayı anlatmam lazım. Mesela çağıralım. Mesela let line diye bir şey çağıralım. Nasıl çağırabiliriz? Draw new diye çağırabiliriz. Fakat burada draw new dırdır edebilir. Neden? Draw new
self çağıracak değil mi? Ama self'in ne olduğunu trait draw'ın altındaki new metodu sadece self'i biliyor. Ama bu self'in ne olacağını bilmiyor. Self line da olabilir. Başka bir tane struct yapıp onu da tanımlayabilirim. Dolayısıyla bu bana diyecek ki kardeş sen new metodunu çağırdın. New metodu self çağırıyor ama ben self'in ne olduğunu bilmiyorum diyor. Bakın burada bana diyor ki sen diyor bana drop metodunu çağırırken, drop'un new metodunu çağırırken bana diyor nasıl bir değer türeteceğimi söyle. Self'in ne olduğunu bana söyle. Ben de ona diyorum ki bu bir line'dır. Line dediğim zaman bu defa drop new kimi çağıracağını biliyor. Çağırdım. Gelelim mesela bunu println ile çağıralım. Her zamanki gibi. Tabii şunu kullanmamız gerekiyor. Ama yine ekrana yazdırmayacak. Neden? Çünkü az önce gördük ki debug implement edilmemişse bir değişkene struct'a yapmıyor. Dolayısıyla gelelim biz burada deriv makrosunu debug trait'ini implement edelim. Implement ettik. Başka yok. Tamam. Bakın bu defa yazdım. Start point 0.0, end point 1.1 mesela. Evet. Peki başka nasıl çağırabiliriz? Bunu yazmamak için mesela direkt line dediğimiz değer üzerinden de çağırabiliriz. Line dediğimiz bunun üzerinde biz draw'ı implement etmiştik ya. Dolayısıyla biz burada new'i de çağırabiliriz. Direkt çağırabiliriz. New herhangi bir self değeri almadığı için aslında biz line bakın burada struct'ın isminden yola çıkıyoruz. New'i çağırıyoruz. Çünkü neden? Çünkü burada self yok. Küçük self yok. Küçük self'in farkı da şu. Onu da gösterelim. Mesela burada biz line new dedik. Line new dediğimiz zaman tamam bunu çağırıyor ama kimin üzerinde çağırıyor? Bunun üzerinde direkt isim üzerinde çağırıyor. Ama mesela line draw dediğim zaman line oluşturulmuş bir küçük harflerle olan line oluşturulmuş bir değer. Yani küçük harflerle self olarak düşünebilirsiniz bunu. Bakın bu da mesela line draw dediğimiz zaman yine gelecek new metodunu çağıracak ve yine aynı değeri türetmiş olacak. Ama bu defa nereden çağırıyoruz biz bunu? Elde ettiğimiz line türünden çağırıyoruz. Bu arada hani draw line dediğimiz zaman neyi oluşturduğunu, burada self'in ne olduğunu bilmiyordu ama line new dediğimiz zaman neyi oluşturacağını biliyor. Line oluşturacak. Dolayısıyla dırdır etmiyor. Burada da işte bu bir line değişken türüdür dememize gerek yok. Draw'ı çağırdığım zaman da draw'ı mesela siz şu şekilde çağıramazsınız. Line draw diye çağıramazsınız. Ha çağırabilirsiniz ancak buraya self yazmanız lazım. Self burada line'dir. Ama mesela line yoksa bu draw'ı yine çağıramazsınız. Ama mesela bunu yazmadan çağıramazsınız. Öte yandan zaten elinizde bir tane self varsa yani elde ettiğimiz bir line türü varsa bu defa neden line draw diye uzun uzun yazayım? Direkt değişkenin üzerinden nokta ile çağıralım. Daha mantıklı olur. Bu defa buraya self yazmamıza gerek yok. Çünkü Rust kendisi otomatikmen burada self'in line olduğunu oluşturulmuş olan line türünü biliyor. Haliyle self yazmamıza gerek kalmıyor. Evet. Çok da kafalar karışmadan diyorum burada bitirelim ama söylediğim gibi generics'ler, closure'lar ve bu trace'ler aslında çok geniş bir alana sahip ve biraz da kafa karıştırıcı olabiliyor. O yüzden şimdilik sadece bu üçünü giriş babında anlattım. Daha sonra ileride ben kendim de biraz
olaya tam hakim olup daha ileri konularda da bunları ele almayı düşünüyorum. Ama şimdilik bence bu kadar anlatılması yeter. Umarım çok da sıkıntı olmaz yani dinleyenler için. Eğer anlaşılmayan bir nokta varsa lütfen onu yorumlarda belirtin. Artı bu arada ben kanalın logosunu değiştirdim. Çünkü bir eleman ikide bir rahatsız edici yorumlar yazıp bir şeyler söylüyordu. Yani eleştiri gibi görünüyor ama aslında eleştiri değil, saldırı mahiyetinde yorumlar yazıyordu. Ben de rahatsız oldum ama dediği bir şey vardı. Doğru diyordu aslında. Logo bana ait değildi. RAS programlama dilinin aslında Creative Commons dediğimiz bir lisansına aitti. Atıf yapmam gerekiyordu ama baktım atıf yapabileceğim bir yer yok. Ben de sildim yani. Bir trollün haklı olmasına o kadar da tahammül edemedim. Haklıydı çünkü. Ama dediğim gibi elemanı da açıkçası engelledim. Çok öyle ikide bir bu ne biçim video, bu ne biçim bilmem ne diye yorum yazıyor. Hani beğenmemesini anladım da saldırı yapmasını anlamadım. O yüzden engelledim. Ben uğraşamam yani. Hem eğitim videosu hazırlayıp hem de bir elemanla takışmayı çok da uygun görmedim. Tabii yine de dediği şeyler bir doğru olabilir. Mesela benim Allah vergisi işte kafadan gitmiş, saç gitmiş ama gözler biraz iyi çalışıyor. Ben o yüzden mesela küçük yazılarda daha iyi şey yapabiliyorum. Büyük puntolar beni rahatsız ediyor mesela. Ama bu tabii izleyiciler için aynı olmayabilir. Büyük olmasında fayda var. Hala bilmiyorum. Mesela bu bana çok büyük göründüğü için beni rahatsız ediyor. Ama başkasında tam tersi hala görünmeyebilir. Ondan tam emin olmuyorum, olamıyorum. Eğer hala sizde de böyle bir rahatsızlık varsa belirtirseniz sevinirim. Bu arada kendim bunu IntelliJ üzerinde yazmıyorum. Çünkü bu bir proje kodu değil. Basit bir sadece bir konuyu ele almak için yazmışım. O yüzden gerek kalmıyor IntelliJ üzerinde anlatmaya. Evet. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki konumuz nedir bilmiyorum. Henüz kafamda şekillenmemiş. Bu arada WebAssembly konularını da biraz ertelemem gerekecek. Çünkü kullandığım framework yakın zamanda stable sürümünü yayınlayacak. O yüzden ben de o stable sürümün yayınlanmasını bekliyorum. Daha rahat bir şekilde kullandığım kütüphaneleri daha rahat anlatabilirim. O yüzden onu da birkaç hafta erteleyeceğiz. Ama diğer konularda da artık zaten okul açıldığı için 2-3 hafta her defasında beklememiz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.